Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz dişi beta balıkları nasıl muhafaza edilir? Evet, beta balıklarının saldırgan olduklarını hepimiz biliyoruz. Ama bu sadece erkek beta balıkları için geçerli. Dişi beta balıkları kendi hemcinsleriyle ve uysal balıklarla beraber muhafaza edilebilir. Ben dişi balıklarımı, beta balıklarımı hep beraber muhafaza ediyorum arkadaşlar. Tek tek de muhafaza edilebilir. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Gördüğünüz gibi birbirlerine hiçbir zarar vermiyorlar. Gayet uysal birlikte yaşayabiliyorlar. Dişi beta balıkları da en az erkekler kadar renkli. Birçok çeşidi mevcut. Gördüğünüz gibi videoda yeşil, altın, kırmızı ve lacivert, mavi de diyebiliriz. Irklarını muhafaza ediyorum. Daha birçok rengi mevcut arkadaşlar. Diğer balık türleriyle de beraber yaşayabilirler akvaryum ortamında. Yine bunlar da labirentli oldukları için hava pompasına gerek yoktur. Su değişimi yalnız şart arkadaşlar. Haftada bir şu su değişimi yapmak balıklarımızın sağlığı için yararlı olacaktır. Tabi bunu daha sonraki beta balıklarına özgü hastalıklar videolarımızda da anlatacağım. Balıkların hava filtresiz ve hava pompasız yaşamaları demek, daha bol su değişimi yapmanız gerektiği demektir arkadaşlar. Yine hava filtresi ve hava pompasında su değişimi yine şart arkadaşlar. Ama bunlar yoksa daha sık yapabilirsiniz. Yine ev ortamında ısıtıcıya gerek yok bu balıklar için. Beta balığı hakkında videolarım devam edecek. Erkek beta balıkları, dişi beta balıkları, nasıl çoğaldıkları, çoğalması için ne yapmanız gerektiği, ne yedikleri. Takipte kalırsanız diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dişi beta balıklarını diğer uysal balıklarla beraber akvaryumda beslemekten kesinlikle çekinmeyin. Dişi beta balığını da dışarıdan temin etmek çok zor arkadaşlar. Genelde erkek beta balıkları rağbet gördüğü için erkek beta balıkları pet shoplarda satılmakta. Dişi beta balığı edinmek isteyen arkadaşlar benimle irtibata geçebilirler. Tabii ki elimde yüzlerce yok. Ben bir hobiciyim. Kendi yetiştirebildiğim kadarı var arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Yorumlar bölümünde sorularınız olursa müsait olduğum anlarda cevaplamaya çalışacağım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.